Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yeni bir tarifle karşınızdayım. Şöyle fırınımda patatesli güzel bir köfte yapacağım sosuyla beraber. Yine bir ilk deneme. İnternetten gördüm, araştırdım, tarif aldım. Şöyle malzemelerimi göstereyim size. Sosu için sıvı yağım var, tereyağım var. Domates salçası ve birer biber salçası birer kaşık. Birazcık da ketçapım var. Burada da köftem için hem döküyorum hem söylüyorum. Bir tatlı kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir tane yumurta. Bir su bardağı galeta unum var. Hemen şurada bir tane bibas soğanım var, iki diş sarımsağım var. Maydanozum, bir yarım al biberim, bir yarım da yeşil biberim var tatlandırmak için. Ve köftelerimle beraber tepsime dizeceği patateslerim var. Hemen şöyle soğan rendemi yanıma alıyorum. Biraz ufaltarak rendemin içerisine atıyorum. Kıymamın üzerine aktarıyorum. Şöyle sarımsaklarımı, maydanozlarımı, yerlerimi içerisine atıyorum. Yeter. Şimdi bütün malzemelerimizi iyice kıvam alıncaya kadar yaklaşık bir 10-15 dakika yoğuruyoruz. Kıvamı görüyorsunuz. Bu hale gelinceye kadar yoğurmamız gerekiyor. Şu an benim işim tamam. Hemen köfte ağacımızı böyle kenara alıyoruz. Patateslerimizi bu şekilde doğruyoruz. Hemen tepsimizi önümüze alıyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz elimize. Çok yoğurduğum için fazla işleme gerek yok. Hemen şöyle patatese yapıştırıyoruz. Bir patates daha koyup şöyle
şekilde bütün patateslerimizi tepsimize dizeceğiz. Şöyle elimizle birazcık düzelterek şeklini son haline getiriyoruz. Şöyle ortasını şenlendirmek için kalan patateslerimi atmıyorum. Onlarla sonra çorba yapacağız. Şöyle iki tane de domatesim var. Böyle çok küçültmeden biberlerimizi yerleştiriyoruz. Sonra yeşil biberlerimizi. Domateslerimizi de 4 eşit parçaya ayırıp hepsimiz tamam. Hemen şöyle malzemelerimizi alıp sosumuza başlayalım. Sıvı yağımı tavama alıyorum. Üzerine hemen bir parça da tereyağımı koyuyorum. Yağımı erittim. Hemen şöyle salçamı alıyorum. Sos kıvamına gelinceye kadar salçamızı kavuracağız. Salçam kavrulmaya başladı. Bu aşamada malzemelerimi de saymadım ama içerisine böyle çok az birazcık toz şeker atıyoruz. Yarım çay kaşığı kadar salçanın acısını almada çok faydası oluyor. Şimdi hemen ketçapımı ekliyorum. Köftemin harcında ve salçamda tuz olduğu için tuz eklemiyorum. Siz onu damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Hemen üzerine takriben 1 su bardağı kadar kaynar su ekliyorum. Bu şekilde alıyoruz. Patateslerimizin ve köftelerimizin üzerine buradaki su miktarı patateslerinizin yarısına kadar gelmesi gerekiyor suyun. Çünkü ilk etapta üzerine yağlı kağıt koyup o şekilde pişireceğim. Patatesler kıymanın bıraktığı suyu da bizim eklediğimiz suyu da çekecek. Son 5-10 dakikasını da kağıtları üzerine aldıktan sonra pişireceğim. Fırınımı önceden 215 derecede ısıttım. Fanlı değil, alttan üstten pişirmeli. 50 dakika kadar üstü kapalı pişireceğim. 10 dakikada üstü açık, böyle
kızarıp o kebap tadını versin diye, o görünümü versin diye o şekilde pişireceğim. Şimdi üzerine hemen yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Bu şekilde dediğim gibi 40-50 dakika böyle pişecek. 10 dakikada üzerini açıp böyle pişireceğiz. Tam 50 dakika oldu arkadaşlar. Hatta 52-53 dakika oldu. Bu şekilde köftelerimizi ve patateslerimizin kızarmasını sağlayacağız. An itibariyle tam 1 saat 5 dakika oldu toplamda. Arkadaşlar, ben yaptım, oldu diyorum. Siz de yapın olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun.